Kanal K2 ekranlarından herkese merhabalar, iyi akşamlar sevgili izleyiciler. Yeni bir yüz yüze programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Ben İbrahim Çiçekçi ve gazeteci dostum Emrullah Nergiz ile birlikte her hafta Konya ve Türkiye gündemine dair konuları masaya yatırdığımız yüz yüze programına tekrar hoş geldiniz. Yine yoğun bir gündem, hem yerel siyaset hem yerel yönetimler, yine ulusal ve uluslararası yoğun bir gündemle sizlerle birlikteyiz. Malum olduğunuz üzere bugün Konya'mızda yeni gelişmeler oldu siyasi arenada, gerek yönetimlerde. Yine ulusal arenada farklı gelişmeler oldu. Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın Amerika ziyareti oldu. Ve daha birbirinden farklı konuları bugün sizlerle birlikte masaya yatıracağız. Ben öncelikle Emrullah'a hoş geldin diyorum. Hoş geldin Emrullah. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum teşekkür ben de. Teşekkür ediyoruz. İstersen bir müjdeli haberi belki duymayan izleyicilerimize paylaşalım. Konya Spor'un maçı yeni tamamlandı. Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi Konya Spor'umuz. Şehrimizin takımı. İnşallah finalde de Fenerbahçe ya da Başakşehir'le oynayarak ilk defa bu Türkiye Kupası'nı almanın gururu ve sevinci yaşanır. Evet, tabii spor bizim doğrudan ağamız değil. Biz burada sadece bir Konya olarak sevincimizi paylaşmak istedik. İnşallah Konya Spor'umuz Türkiye Kupası'nı şehrimize getirir diyelim ve gündemimize geçelim. Malum bugün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Amerika'ya ziyaret etti. Tartışmalı, evet. Öncesinde tartışmalı bir ziyaretti. Acaba neler olacak? Yani zor bir ziyaret olacağı Trump tarafından da söylenmişti. Ki evet. Cumhurbaşkanı da bu noktada biraz temkinli gitti. Açıklamalar vardı. Ama cesur da bir adım attı yani. Her şeye rağmen konuşacağım konular var şeklinde. Ve ziyaret gerçekleşti. Basın toplantısı yapıldı. YPG'ye malum silah verme, evet. İşte Güneydoğu'da olaylar vardı. FETÖ ile ilgili mücadelede ve FETÖ liderinin iadesiyle ilgili konular gündeme getirildi. Trump diğer liderlere göstermediği bir yaklaşım ilgi gösterdi, ılımlı yaklaştı ki Türkiye'ye yakın olma yönünde bir söylem kullandı. Sen de takip ettin. Evet. Öncelikle nasıl yorumluyorsun? Nasıl okumalıyız bu ziyareti? Bu ziyaret sonrasında ne tür gelişmeler bizi bekliyor? Teşekkür ediyorum. Şimdi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan şu kısa vadede işte Rusya, Çin, Hindistan ve de Amerika ile birlikte yoğun bir yurt dışı programına çıktı. Bu özellikle partili cumhurbaşkanlığına geçtikten sonra Türkiye için bir başlangıç noktası anlamında çok önemli. Neden diyeceğiz? Bizim süreçte özellikle dış politikada bir evrilme yaşadığımız sistemle baş başayız. Cumhurbaşkanı bu anlamda Amerika Birleşik Devletleri ziyaretini bir virgül değil nokta olarak algılatarak gitti. Yani önceden Çin'deki mesajlarını gayet somut bir şekilde vererek, bugün işte sosyal medyada çokça gördük. İşte 2002-2003'te Recep Tayyip Erdoğan ülkenin başına geldiğinde işte Bush'la, Amerika Başkanı Bush'la, daha sonra Obama'yla, şimdi de Trump'la, yani 3 tane Amerikan Başkanı'yla çalışan bir Cumhurbaşkanımız, o zamanında Başbakan ve Cumhurbaşkanımız olarak da tarihe geçti. Bunu bir yana koyacak olursak, virgül değil nokta demek aslında ben kendi göbeğimi artık keseceğim anlamı taşıyor. Bugün ben birçok yazarı ulusal medyada taradığımda, yani ulusal medya nasıl bakıyor veya uluslararası ajanslar bu işe nasıl bakıyor diye bir yol haritası çizdiğimizde, özellikle dünya bu işe çok sıkı bir şekilde hazırlanmış. Sen de fark etmişsindir İbrahim. Her dakika yabancı haber ajanslarından da, işte Reuters'ı, CNN Türk'ü, işte Voice of America'sı falan, hepsinden dakika dakika işte ne oldu? Cumhurbaşkanı işte Beyaz Saray'a girdi, adım attı. Şu an Trump'la sürekli bildirim. Yani bunun inanılmaz derecede önemsendiğinin ve dünya arenasında da önemli kararlar alınacağının bir göstergesiydi. Beyaz Saray'da en önemli ağır konukların ağırlandığı
yerde Cumhurbaşkanı alındı ve kapıda karşıladı. Bunların hepsi çok önemli ölçüler. Biliyorsunuz Trump en son İngiltere kraliçesiyle böyle bir şey yaşamıştı ve onun dışında da çok yok. Bu ne kadar önem verdiğinin, ne kadar çalışmak istediğinin göstergesi ve bugün bir yine Reuters haber ajansı tarafından dünyaya bir haber servis edildi. Merkel'le, işte Almanya şansölyesi Merkel'le görüşmesinde ABD Başkanı Trump diyor ki Erdoğan harika bir insan. Değil mi? Yani buradan baktığımızda bunlar hep zaten şey haberlerdir. Yani görüşmeye yönelik yumuşatıcı, ılımlı hale getirici ve Cumhurbaşkanımızın beden diline baktığımızda bugün bir kez daha açıkçası gurur duyduk. Yani Amerikan Başkanı işte el uzatmaları, kafa çevirmeleri bunların hepsi hatırlayın. Yani biz 2001'de işte Sayın Ecevit döneminde el pençe divan duran bir ülkeydik. Yani bir ülkenin karizmasını da mutlaka liderlerin vasıfları, çapları ve işte dünya arenasında gösterdikleri belirler. Bu noktada Amerika ziyaretinden her ne olursa olsun yani şeyi detaylarına gireriz. İşte YPG ile şu oldu, DH ile bu oldu falan. Bunlar detaylarına girilebilir. Herkes de konuşuyor zaten. Benim yani diğer yorumların dışında en böyle mink nokta olarak söyleyebileceğim kesinlikle Türkiye Cumhurbaşkanı nezdinde ABD ziyaretinden kazançlı dönüyor. 1-0 önde dönüyor. Yarın Sayın Trump Türkiye'yi ziyaret ettiğinde çok farklı şeyler olacak. Kaldı ki Amerika Orta Doğu'da Türkiye'siz bir coğrafya zaten düşünmüyor. Yani müttefiklikten vazgeçemeyeceği tabii bir ülkedir yani. Ama işte devletler arası politikada veya bu gibi durumlarda sürekli satranç hamleleri olduğu için bakın 3-5 gün önce ne oldu? İşte YPG'ye ağır silah verme kararı. Niye? Çünkü Amerika şu an iki parçaya bölünmüş durumda. Pentagon yani Trump'ın tarafındaki Pentagon bir ayrı bir grupta işte para, sermaye tarafından desteklenen işte o ailelerin, şimdi adlarını anmayalım, ailelerin grubu başka bir. Bunun ikisi de çok güçlü. Zaten bugünlerde Putin'in de, Rusya Devlet Başkanı Putin'in de bir açıklaması vardı. Ne diyor? Amerika'daki siyasi dengeler oturmadığı için, yani Pentagon ve sermayenin savaşı devam ettiği için dünya piyasaları bundan etkileniyor. Ve aslında bizim belki Cumhurbaşkanımız AK Parti'nin iktidara gelip bir 8-10 sene hani iktidar olmuştur ama muktedir olamamıştır cümlesini bugün Amerika için kullanabiliriz. Yani Trump evet oylarla seçilmiştir, iktidara gelmiştir ama şu an muktedir değildir. Kendi istediklerini özgür bir şekilde yapamıyor. İşte yakın bir zamanda FBI Başkanı Chomsky görevden almasıyla alakalı süreç de bunu gösteriyor aslında. Yani kendisiyle alakalı seçim sürecinde FBI'nin yaptığı haberleri hatırlayın. Resmen Hillary Clinton adına çok ciddi derecede bir pazarlığa girişmişlerdi ülke çapında. Ama olaylar değişti. Toparlayacak olursam uzattım biliyorum. Türkiye'nin Amerika ziyareti, tabii burada özellikle bunu araya girmem lazım İbrahim. Ben Devlet Bahçeli'ye bir kez daha teşekkür ediyorum. Bugün ülkesi adına yapılabilecek, bakın kişiler değil. Yani Erdoğan'ı sevin sevmeyin, Devlet Bahçeli'yi sevin sevmeyin. Ülkesi adına yapılabilecek en iyi açıklamalardan birini yaptı. Orada bir artık savaşlar böyle yapılıyor yani. Müzakere savaşlar. Yani oturup topla tüfekle falan savaş yapmıyoruz. Müzakere savaşlar yapıyoruz. Türk milletinin kalbi de, ruhu da, işte duası da Cumhurbaşkanı'yladır. Minvalindeki sözler gerçekten harikuladeydi. Ben kendisine vatan millet adına da kesinlikle teşekkür etmek istiyorum. Ve bir parantez daha açıyorum. AK Parti tabanı MHP'ye daha çok sempati duymaya başladı. Önümüzdeki 2019'da ne olur bilmeyiz. Yani kahin değiliz evet. Ama MHP bir cumhurbaşkanı adayı çıkarmazsa, Erdoğan'ı desteklerse belki aşağıdaki milletvekili sandalyeleri AK Parti ile MHP'nin çok farklı bir değişkenlik gösterebilir. Yani yönetimde ciddi bir söz sahibi olmasının önü açılır. Tabii. Yok aslında yönetimde belki söz sahibi olmuyor. Milletvekili sayısı yasama anlamında yani AK Parti bugün ne 316, MHP'nin 40. Yani AK Parti tabanında Bahçeli'ye olan sevgi bunu pozitif anlamda
milletvekili olarak, oy olarak geri döndürebilir. Veya özellikle belediyelerde, önce yerel seçim olacak biliyorsun. Belediyelerde MHP'nin bir patlama yapmasına sebep olabilir. Bunun da öngörüsü var. Yani şu an öyle gidiyor. Dışarıdan iyi bana var zaten MHP'de ama kendi içerisinde bir... Tabii. Ben o noktada, tabii sen bu konuyu daha yakından takip ediyorsun özellikle Konya özelinde. 2019'a kadar bu siyasi çekişmelerin biteceğini ve MHP'de de artık bir tabansal anlamda oturmanın yaşanacağını düşünüyorum. Neden? Evet, Meral Akşener, işte Sinan Oğan, Sayın Devlet Bahçeli, bunlar önemli etkenler. Veya işte Antep Milletvekili Ümit Özdağ gibi. Ama Devlet Bahçeli'nin otoritesi burada hepsinden daha önemli. Yani şimdi bugün bile artık teşkilatlara baktığımızda bir kabullenişlik var. Ve bunun ışığında hareket etme var. Yani soruyor, yani düşünelim, fikir tartısı yapalım. Şimdi bu bahsettiğimiz kişiler MHP dışında bir parti kursalar, ne kadar başarılı olabilirler? Yani veya işte bugün AK Parti için adı geçen kişiler, yani gitseler çıksalar ne kadar başarılı? Veya CHP için de aynı şey geçerli. Yani tamam, Kılıçdaroğlu bırakmıyor koltuğu, bununla ilgili değişik şeyler de var ama o ayrılanlar parti kursalar, yani burada bir şeylik var, kabullenişlik var. Yani 70'lerdeki siyaset anlayışı gibi işte CHP gitti hadi DSP, böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Böyle şeyler liderlerle olan şeyler. İşte hoca ne yapmış? Partisi kapanmış, sürekli parti kurmuş. Onun arkasından gidilir ama böyle ayrılayım, parti kurayım veya değişik şeyler yapayım, ben sağlıklı sonuçlar, neticeler alacağını düşünmüyorum. Bu arada bir hatırlatmada bulunalım izleyicilerimize. Sorularınızı Facebook üzerinden yüz yüze sayfasından bizlere mesajlarla ve yorumlarla iletebilirsiniz diyelim. Amerika ziyaretini ile ilgili değerlendirmeleri Emrullah Nergiz yaptı. Tabii yansımalar bundan sonrası daha önemli. Evet. Ki Orta Doğu'da bu kaynama devam ederken bakalım bu ateşe ne kadar su olabilecek bu görüşme. Bunu hep birlikte izleyip göreceğiz diyelim. Yani evet. Detaylara ineceksek şurada bir cümle sarf edivereyim. Yani Amerika bu görüşmede yani şeyini, stratejisini falan değiştirmedi. Yani YPG'ye yine destek vermeye tabii, devam edecek. Çünkü bu noktada bir beklentimiz de zaten, beklentimiz çok da, yani öyle bir karar olacak veya FETÖ'yü hemen hadi size vereceğiz gibisinden bir şey var mı? Biz aslında bu anlamda hiçbir şey elde edemeyerek geliyoruz belki. Yani tabii daha kulisler ortaya çıkar. Ne olup ne biteceği, ama evet, bir şeyler almadık mı? Mutlaka aldık. Mutlaka aldık. Onların da kokusu ya, bunlar yakın bir zamanda çıkacak. Kamuoyunda dile getirilmesi bile çok önemliydi. Tabii, yani ki safları belli etti. Yani Türkiye'nin buradaki duruşunu uluslararası kamuoyuna belli etti. Kesinlikle ettik yani. Ve o ilk görüşmeden sonra çıktı. İşte Trump, işte biz Türkiye ile PKK ve DAEŞ'e karşı işte efendim şöyle birlikteyiz, böyle birlikteyiz. Cumhurbaşkanımız ısrarla ve inatla biz sizin YPG, PYD ile birlikte hareket etmenizi, bunlara silah vermenizi tasvip etmiyoruz, onamıyoruz. Kardeşim biz ittifak ediyor, yani müttefiksek ittifak etmeliyiz. Aynı köktendir zaten. Bu şekilde davranmalıyız olarak zaten orada dünyaya deklar etti. Bildiğim kadarıyla 100'e yakın televizyonda canlı yayınladı. Evet. Yani dünya çapında çok ciddi bir gündem oluşturdu. Yani Türkiye'nin bu anlamdaki kareografisi gerçekten çok güzeldi. Evet. Diyelim ve kapatalım. Yeni konumuz var. Tabii süremiz kısa olduğu için hızlı geçiyoruz. İzleyicilerimizin de özür dileyelim. Evet. Malum bu hafta AK Parti kongresi gerçekleşecek. Evet. Bir aksilik olmaz ise ve Cumhurbaşkanı Erdoğan partinin genel başkanı olarak koltuğuna oturacak. Süreç yaklaştı. Bunun Amerika ziyaretinin hemen akabinde yine yoğun bir sürece giriyor Cumhurbaşkanı. Artık devlet yönetiminde, parti yönetiminde omuzlarını alıyor. Süreç yaklaştı. Sen yani öncesinde konuştuk ama yani çatlak sesler çıkar mı? Bu illere yansımaları nasıl olur? Özelinde Konya'da değerlendir. Konya'da neler olacak gibisinden. Yüzeysel olarak baktığımız zaman, ayrıntılarını daha önce konuştuğumuz için yüzeysel diyorum. Hı hı. Bu süreçten sonra, Cumhurbaşkanı oturmasından sonra beklenen radikal değişiklikler, öngörün ne meselesine vurdu? Şimdi İbrahim'ciğim, AK Parti 3. olağanüstü kongresine gidiyor ve bir slogan belirlendi, atılım dönemi diye. Şöyle benden ziyade, yani
AK Parti seçmeninde bir beklenti var. Yani bu beklenti %100 olarak artık yeni kadroların, yani atılımcı kadro, atılım diyor çünkü kendilerinin de sloganı bu. Atılımcı kadroların ve şaibe bulaşmış isimlerin değişmesi yönünde. Yani Cumhurbaşkanı bunu yapmak zorunda. Bunu yapmadığı takdirde bir şeyler kaybeder kaybetmez orasını zaman gösterir. Ama halkta bir hayal kırıklığına uğranacağı kesin. Şu an aldığımız kulis bilgileri, gerek derlediğimiz haberler ışığında 3'te 2 bir değişiklik öngörüldüğünü söyleyeyim. 3'te 2 ciddi bir değişiklik. Ciddi yani MKYK'dan tutun, MYK'ya, zaten il yönetimlerini hiç saymıyorum. Orada çok farklı değişiklikler var. İşte gerçi kapatacağız. Yoksa gelecek hafta artık il yönetimlerini falan konuşurduk ama bu süreç herhalde Ramazan'la birlikte böyle gidecek. Ramazan'dan sonra artık il kongreleri falan gerçekleşecek diye ben bir programlama olacağını düşünüyorum. Yani Cumhurbaşkanı artık partinin başkanı olarak, AK Parti'nin genel başkanı olarak ilk yapacağı iş önce bu olağanüstü kongre ile birlikte kendi yakın çevresini, işte 3'te 1, 3'te 2, diğerlerini de tabii atacak anlamında değil, biliyorsunuz işte kabine değişiklikleri gündeme gelebiliyor, onları orada değerlendirebiliyor veya işte bazı kişiyi Cumhurbaşkanı bu 15 yıllık siyasi hayatında veya daha öncesinde de baktığımızda alıyor, biraz kızağa çekiyor, sonra tekrardan sahneye sunabiliyor. İşte evet. Bu gibi kişi çok bu noktada. Bugün aklıma şu geldi benim ya. Şimdi Erdoğan genel başkan olacak. Evet. Binali Yıldırım istifa edecek. Partideki görevi hangi kademede olacak Binali Yıldırım? Binali Yıldırım'a benim bildiğim kadarıyla grup başkan vekilliği hem mecliste, yani partinin muhtemelen de genel başkan yardımcısı statüsüyle hareket edecek. Yani artık sadece başbakan modülü. Aslında hani geçen haftalarda da kısmen bahsettik. Yani partili cumhurbaşkanlığına geçmiş bir ülke fiili evet. olarak da resmi olarak da şekillenmiş bir yönetim sistemi üzerinden devam edecek. Yani bu bir anlamda da 2019'a geçmeden bir hazırlık, bir böyle kısmi bir prova anlamında da aslında güzel olacak. Yani Türkiye tarihinde 100 yıllık, 200 yıllık belki daha geriye gideceğim. Çünkü bizim biliyorsun 1876 Tanzimat'la birlikte veya öncesinde hep bir sistem arayışlarına gittik. Yani birazcık tarihi karıştırdığımızda ta işte 2. Mahmut'tan itibaren yeni bir sistem. Bununla ilgili işte Avrupa'ya çeşitli elçilerin gönderilmesi, sistem arayışı, kanun işte raporların kanun esasının ilanı itibariyle hep budur. Belki de ilk defa kendi sistem seçim esaslı tek yani burada yönetim anlamında yürütme ve de sistem anlamında çift başlılığı ortadan kaldıran özellikle. Çünkü hep böyle olmuştur. Osmanlı isyanlarına da bakın. Hep işte sadrazam şudur. Veya son dönemde bizim darbelerimize bakın. Hep böyle olmuştur. İnşallah bu sistem tam rayına girdiğinde ülke adına iyi şeyler olacağını düşünüyoruz. Ekonomiye yüklenilsin diyoruz tabii bu süreçte. AK Parti'nin evet. atılım yılıyla birlikte artık ekonomiye yüklenilecek. Yavaş yavaş piyasada bir canlılık, hareketlilik oluşması sağlanıyor, sağlanmalı, daha da iyi olmalı. İşte Ramazan girecek araya. Ramazan'da biliyorsun bizim şehir biraz daha hani atılım ama atıl pozisyona düşer, öyle söyleyeyim. Niye? Yani bizim böyle bir Ramazan kültürümüz var, değişik. Ha olmamalı mı? Olmalı da belki. Yani 11 ay zaten deli gibi çalışılan bir sistemde bir ay belki yani Ramazan'ı özüyle birlikte yaşamak da iyi olabilir. Ben kongrelerin ve o bıçağın kesmeye başlamasının artık Ramazan'dan ve Ramazan bayramından sonra başlayacağını düşünüyorum. Eyvallah. Bir reklam arası verelim. Sonra Konya gündemiyle biraz daha devam edelim. Eyvallah. Sevgili izleyiciler, programımızın ilk bölümünü burada tamamlıyoruz. Kısa bir reklam arasından sonra tekrar sizlerle birlikte olacağız inşallah. Evet sevgili izleyiciler, Yüz Yüze programının ikinci bölümünden tekrar merhabalar. Televizyonunu yeni açanlar için bir hatırlatma yapalım. Soru ve görüşlerinizi Facebook üzerinden Yüz Yüze sayfasından bizlere mesaj ve yorum yoluyla iletebilirsiniz. Bunu da tekrar hatırlatmış olalım. Ve kaldığımız yerden devam edelim. Sorularımız geliyor. Emrullah, önce sorularımızı bir alalım.
Sinan Karagül isimli bir vatandaşımızın sorusu var. Birikmeden şey yapalım. Ramazan yaklaşıyor. Konya'da trafik sorunu şu an kendini hissettirmeye başladı. Bu sorun Ramazan'da daha da artacak. Trafik sorunuyla ilgili neler yapılması gerekiyor? Belediyeler bu noktada elini taşın altına koymalı. Özellikle Ramazan'da kavgalar oluyor. İnsanlar orucu bahane ederek ciddi kavgalar ediyorlar diye yazmış. Biraz daha o zaman ben özetledim. Şimdi Ramazan'ı beklemeye gerek yok insanların kavgası için. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Konya ulusal medyada işte 5 yol kavşağında bir doktor hanımı arkasından silahla atarak, yani bir de arkasından dokunmayla, bir de bayan bir doktoru, böyle şeylerle gündeme geldi. Yani biz bunlardan bahsetmek istemiyoruz ama yani trafik kültürünün oluşması gerekiyor. Yani insanlarda ya bununla ilgili çok şey söyleniyor, tanıtım filmleri yapıyor, artık konuşmaktan gına geldi. Her yerde, her ortamda işte park sorunundan tutun her türlü trafiğe kadar. Yani Avrupa'ya da gittik, gezdik birçok şehri de, trafik bir kültür ve yaya öncelikli bir kültür. Yani önce yayanın geçiş hakkı her yerde tanınan bir kültür. Bunu sağlamadığımız sürece, yani park riayetlerine, böyle özellikle kural aidiyetine, yani göz önüne almadığımız sürece hep bunlar olacak. Yani Ramazan'da tabii Ramazan kaynaklı işte insanların sinir katsayıları da işte sigara içmedim diye, işte su içmedim bahanelerle diye. Bahanelerle ama bu şey yani, ibadet diye bir şey kalmadı. Geçen sene kesinlikle korna çalma mevzusundan Fethi Caddesi'nde çekip vurmuştu mesela. Vurmuşlardı evet. Yani bunların yaşandığı bir şeyde belediye veya trafik polisi istediği kavşakta olsun. Yani istenilen çalışmalar yapılsın. Yine arter olarak belli şeyler yapılabilir. Düzenlemeler, rahatlamalar. Yani bunlar çalışmalar elbette ki yapılsın. Ama kendimizden başlamak suretiyle yani trafik anlamında daha sakin, kesinlikle daha itidalli olmak zorundayız. Yani bu kültürü öyle ya da böyle bu şehirde kazanmalı, yani ülkede kazanmalı. Yoksa gittikçe bu tür şeyler çoğalacak. Yani işte evet, geçen gün yaşadığımız doktor olayı hala yani konuştukça tüylerimizi diken diken ediyor ya. Elim bir olaydı. Evet. İnşallah yani Ramazan'da, yani Ramazan önce son programımız olmasa bile, yani rica edelim biz de evet, izleyicilerimizden daha sakin. 5 dakika rotarlı da yani olsa çıkalım. Olsun. Yani korna basma gibi, işte benim önüme kırdı gibi bas sebeplerle, Ramazan'ın da verdiği hoşgörü, verdiği samimiyetle biraz daha sakin olalım diyelim inşallah. İnşallah. Devam edelim. Şimdi önemli bir gündemimiz daha var Konya ile alakalı. Malum evet, Konya'da ikinci parti şu an Milliyetçi Hareket Partisi, biliyorsunuz. Evet. En fazla seçmene sahip ve Milliyetçi Hareket Partisi kritik bir sürece giriyor Konya'da. Kesinlikle. Pazar günü bir genel kurulu var. Konya İl Başkanlığı seçimi. Şu anda mevcutta 3 tane aday var bizim tahminimiz. Adaylığını evet, açıklayan 2 kişi Hakkı Ünler bugün evet, açıkladı. Bir hafta önce Türker Türkoğlu isimli evet, parti üyesi il başkanlığı adayını açıklamıştı. Ve yani şu an resmi olarak açıklamasa kulisler ve genel merkezin talimatıyla da Murat Çiçek'in mevcut başkan, yani mevcut il başkanı Murat Çiçek'in aday olduğu söyleniyordu. Bu süreci bilmiyorum. Biraz yakından takip ettim. Köşe yazmada evet, işliyorum. Bugün şey yapmadım. Emrullah da. Evet. Çekişmeli bir seçime doğru gidiyoruz yani, sanki. Ne olacak yani? Nereye doğru gidiyor? Yani şunu söyleyeyim. 2012'de. Evet. 2012'di. Evet. 2012'de 2013'ün başlarıydı. Konya'da yine buna benzer bir seçim olmuştu. Hasan Kaya ve Ali Yücel'in yarıştığı MHP başkanlığı seçimi ve Hasan Kaya, Devlet Bahçeli muhalif kanat olmasına rağmen açık ara farklı seçimi kazanmış. 2 ay sonra da görevden alınmıştı. Evet. Şu anda da MHP'de 3 aday yarışıyor ki MHP ilçelerde bu süreçte kritik bir süreç atladı. Yani adaylı genel kurullar oldu. Kimisi atamayla geldi ki işte Selçuklu atamayla evet, geldi. Genel kurul yapılmadı. Burada Hakkı Ünler gibi bir partiçi büyük isim var. Evet. Öteki türlü mevcut il başkanı var diğer tarafta. Bugün Hakkı Bey açıklaması yaparken ben etrafındakilere de baktım, destekçilerine de baktım. Ciddi evet, bir potansiyel. Sen takip ettin basın ki, toplantısında. Hakkı Başkan 2007 yılında da il başkanlığı yapmış. Vekil adayı 2007-2006 hatta 2005. 2005-2006'da yapmıştı. 2005-2007 arası. 2007'de çünkü vekil adayı yapmış olarak istifa etmişti. Konya'dan vekil doğru, adayıydı. Dördüncü sıra. Doğru. Dördüncü sıraydı evet. Böyle bir süreç olmuştu.
Yani orada hatırladığım benim yeni gazeteciliğe başladığım yıllar 2005'te biz ben Hakkı Ünler'le bir özel bir toplantıda bir araya geldiğimizi hatırlıyorum. Şimdi sen öyle deyince aklıma geldi 2005-2007. O zaman Konya Postası'nda yazıyorduk ve yazarlarla birlikte işte il başkanlarını alıyorduk. Belediye başkanlarını toplu şekilde alıyorduk. Bir samimi bir ortamda, yemek ortamında onlara biz yine samimi sorularımızı yöneltiyorduk. Onlardan da samimi cevaplar alıyor idik. O dönemden hatırladığım kadarı ile yani bu üç aday içerisinde tanıdığım için söylüyorum. Murat Çiçek mevcut başkan. Tabii aday olacağı da kesin değil diyorsun sen daha çok kulislerden yani aldığın. Açıklamadı ama Devlet Bahçeli'nin işaret ettiği isim olarak sunuldu yani. Ön planda yani. Şu anda. Tabii MHP'de, MHP Konya'da çok etken var. Yani biz genel bir yuvarlak bir şey çizeceğimiz zaman işte bir Mustafa Kalaycı etkisinden mutlaka bahsetmeliyiz. Neden? Çünkü Mustafa Kalaycı şu an MHP'de Devlet Bahçeli'nin Konya adına yegane temsilcisi pozisyonunda bence. Neden? Çünkü her türlü Devlet Bahçeli'nin işte en son biliyorsun burada şeye gitmeden önce halk oylamasına gitmeden önce son toplantısını burada yapmıştı Sayın Devlet Bahçeli ve bunda Mustafa Kalaycı Bey'in de etkisinin olmuştur mutlaka. Ben kişisel olarak da çok sevdiğini biliyorum Mustafa Kalaycı Bey'i. Yani bunlar parti içinde de yani. Güven var. Bunlar bir yana onun dediğinin olması muhtemel. Ama Mustafa Kalaycı'yı ben şahsen de tanıyorum. Yani hatta 2007'de o ikinci sıradan vekil seçilirken birinci Faruk Bal, ikinci Mustafa Kalaycı'ydı. Hafızam beni yanıltmıyorsa. Doğru. Partiler üstü bir değer diye kendisine o zamanki röportaj yaptığım şeyde, gazetede o zaman Beşir Atalay'ın falan danışmanlığını yaptığını anlatmıştı. Bir manşet atmıştım. Onu baz aldığımızda Mustafa Kalaycı bu noktada önemli bir isim. Onun kimi işaret edeceği Alper önemli. Gidik yalnız var bir de MKK üyesi. Tabii Alper Bey'e doğru. Burada senin de söylediğin gibi Hakkı Ünler ismi ön plana çıkıyor. Hangi bazda? Delege bazında. Evet. Neden? Çünkü efsane bir başkan. O dönem 2 yıl hakikaten ciddi derecede kök söktürmüş. Özellikle yerel yönetimler döneminde ciddi işler yapmış. MHP'yi derlemiş, toparlamış. MHP meclise girdiği yıl, yani bir önceki evet. Meclise girememesine rağmen ikinci dönemde tabii. İki vekille Konya'dan meclise gönderen bir kesinlikle. Çalışma tabanı kendisi oluşturmuştu yani. Kendisi de istifa etmişti. Ve birçok etkene rağmen. Şimdi Konya MHP deyince dediğin gibi Hasan Kaya'dan bahsetmeliyiz. İşte Ali Yücel'den veya biraz daha Faruk Bağla kadar. Faruk Bağla yani. Tabii. Şimdi MHP'de hep ikinci adam Yusuf İnanç Konya'da var, olmuştur Yusuf yani. Başkan var biliyorsun. Yani evet. Bunların hepsi MHP Konya'da etken isimler. Ne olursa olsun. Yani daha da varsa adını şu an zikretmediğimiz isimler var. Eğer Hakkı Ünler gelirse gerek Türkoğlu'na gerek Çiçek'e göre MHP tabanında daha çok bilinen insanlar. Yani en az bir Hasan Kaya kadar veya Ali Yücel kadar önemli, değerli isimlerin içerisinde yer alıyor. Ha onlar adaylığını açıklar mı? Soru işareti. Yalnız Hakkı Başkan belli bir kesmin desteğini almadan bu işe yol almaz zaten, benim tanıdığım. Benim görüşmemde şunu söyledi. Evet. Israra rağmen dedi. Çünkü son haftaya açıkladı. Evet. Delege ve ben yani özellikle ilçelerden yoğun talep aldığını söyledi. Hmm. Baskı yani illa Senol Başkan'ın dediklerini söyledi. Yani burada şunu da söyledim. Hakkı Başkan savunduğu davasına sonuna kadar inanan bir isimdir. Evet. Yani bunu gerek il başkanlığı sürecinde gerek vekil adaylığı sürecinde gerekse en son ki genel seçimde aday da olmuştu. Doğru. Aday yapılmamıştı. Muhalif algısı oluşturuluyor şu an. Ama aslında Hakkı Ünler Devlet Bahçeli muhalif bir isim değil benim bildiğim. Yani şöyle değil. Yani mesela şu süreçte bölünme sürecinde birilerinin arkasından gitmedi. Ki Bahçeli'nin Konya'ya geldiği programda Bahçeli'yi karşıladı. Onunla sohbet etti. İşte bir diyalogları da geçti. Ki Bahçeli'nin genel başkanlığı döneminde atanmış, seçilmiş bir isimdi evet. Zaten 2007 yılında. Evet. Muhalif olup işte gerek Meral Akşener'in, gerek Ümit Özdağ, gerek Sinan Oğan, gerek Koray'ın gibi isimlerin doğrudan arkasından giden bir isim olmadı ki o bir dönem geçtiğimiz Konya'da bir toplantı yapılmıştı. Ali Yücel'in platform sözcüğünü yaptığı bu muhalif sesler toplantısında da yer alıp fotoğraf gösteren bir isim değildi Hakkı Ünler. O zaman Hakkı Bey'in şansı biraz daha artıyor gibi görünebilir. Tabii. Yani ben delege bazında seçilme ihtimalini yüksek görüyorum. Tabii Murat Çiçek Bey de var. Etkili, o da etkili. O da sonuçta şu an yani 3 seçim geçirdi. Tabii.
ve sürekli yani, enerjisini harcadı, emek verdi. Neden önemli? Yani AK Parti'den sonra dediğin gibi en önemli parti Konya'da MHP. Yani şu anda da önümüzde 2019'a MHP'yi taşıyacak il başkanından bahsediyoruz. Öyle değil mi? İlçe belediye başkanları olan bir parti. Tabii. Bu da atlanması gerekiyor. Tabii. Bir de biraz önce bir şey söyledik. Yani MHP ulusal arenada bu stratejisini devam ettirirse, ben iddia ediyorum Konya'da yani 31 ilçenin bir 7-8 tanesini çok rahat alabilir yani. Çok rahat alabilir. Ama böyle devam etmesi gerekiyor. Çünkü işte Seydişehir'de, Ereğli'de, işte Beyşehir, Çumra buralarda MHP'nin etkin olduğu yerler. Yani yerelde özellikle çok daha aktif bir MHP siyaseti izlenebilir. Bunun da anahtarı MHP Konya İl Başkanı'nın elinde olur. Orayı yani o teşkilatları hızlı hareket ettirmesinde olur. Ha, biz nasıl ne tarafına bakarız? Konya adına kazanç anlamına bakarız. Yani hangisi bu noktada bizim için A partisi, B partisi, C partisinden ziyade Konya, hizmet, doğru kadrolar bunlar önemli. Mesela Mustafa Kılıç'ın muhalefeti Konya için çok değerlidir mesela. Tabii ki. Yani yıllardır yapıcı bir muhalefet kesinlikle. İşler. Sorunları dile getirir. Yani ben şunu söyleyebilirim. Gerek çevre yolunda, Konya dış çevre yolunda, gerek organize hayvancılık bölgesinde, lojistik köyde işte Mersin Konya taşıma hattında çok ciddi emekleri olan bir isim. Tabii mecliste sürekli soru önergeleri vererek. Yani Konya'nın sorunlarına en fazla sahip çıkan bir isimdir. Fakat işte dediğim gibi belirleyici olan sonuçta bu seçim delegedir yani. İbrahim muhalefet olmalı. Yani bu demokrasinin ruhunda var ve muhalefet etkin olmalı. Yani Konya'da bir CHP muhalefetinden çok fazla söz edemeyiz. Yani yıllardır bir savaş vekil, oldu şu an Konya'da maalesef. Yani. Bir vekil, o da artık bu dönem seçilir mi seçilmez mi? Özellikle şu denize dökme meselesinden sonra soru işareti. Atilla Kart bunu mesela daha yerel sorunları gündeme getirebiliyordu yani. Atilla Kart'ın da bu ara çokça FETÖ davasını falan baktığını biliyoruz. Yani bu dönemde ne olur ne biter orasını savunmuş da bilmiyoruz. Savunmuş Memduh Oğuz'u savunan isimler. Gibi tabii. İşte tabii diğer camianın partisiyle alakalı olarak zaten bir bütünleşme farklı bir algıdan söz edilebilir. MHP'nin ikinci parti olması burada önem arz ediyor. Yani bu minvalde de muhalefet MHP olarak görülüyor. Hatta ben birçok toplum kitlelerinden, kesimlerinden özellikle belki merkezde yani Karatay, Meram, Selçuklu ve Büyükşehir nezdinde en az bir belediyenin MHP'nin alması gerektiğini, yani Konya'da muhalefetsiz belediye başkanlığı değil mi? Şu an yıllardır ta refah dönemlerinden beri 89, yani o dönemden beri hep biz iktidar partisi üzerinden diğer o üç ana büyük ilçemiz ve büyük şehrimizi katarak devam ettiriyor. Yani bir değişiklik olsun, bir tanesini farklı bir parti alsın ki neler oluyor? Yani bir Ankara modelindeki gibi işte Çankaya'yı CHP alıyor, öteki tarafı başka biri. Bunları müşahede edebilsin Konyalı. Hizmet farkını görsün, görmesin, işte değişik. Bu aslında bu da bizim halka hizmet olarak halka hizmet olur, faydalı olabilecek çünkü uyum anlamında bakacak olursak şimdi biz yani seyircilerimiz de biliyor. Sanki AK Parti'nin bütün ilçe belediye başkanları %100 uyumla mı çalışıyor? Yerine göre il teşkilatlarına kafa tutanları da duyduk yani diye bir sürü şeye girebiliriz. Çok dedikoduya şey yapmayalım ama yani burada önemli nokta bence muhalefetin varlığı ve burada şu an en güçlü parti MHP. MHP'nin anahtarı da dediğim gibi il başkanında güçlü bir il başkanı söz konusu olursa derleyip toparlayıp bakın yani bu kain olmaya gerek yok. 7-8 ilçede Konya genelinde bir oy patlamasına gidebilir bu gidişle MHP. Evet diyelim. İnşallah pazar günü genel kurul sulh ile. Tabii kavgasız gürültüsüz. MHP'de bu tür şeylerde olur. İnşallah olmaz. Olmamasını temenni ediyoruz. Layıkıyla yani delegenin istediği isim olacak. İnşallah sonrasında Konya'ya yüzecek. Partinin imajını izleyecek. Olaylar yaşamayız ki Hasan Kaya vakası hepimizi üzmüştü yani. Hatırlıyoruz. Evet, hatırlıyoruz. İnşallah ikinci bir vaka yaşanmaz. Hak edin, kazanır diyelim. Mehmet Akif Kuru isimli bir izleyicimizin bir sorusu var. FETÖ ile mücadele yapılan samimiyetsiz operasyonları dile getirirseniz mutlu oluruz. Birçok kişi terörist diye alındı. Şu an hepsi dışarıda. Kamuoyuna alındı diye manşetler yapılan isimler şu an sessizce dışarıya salınıyor. Demiş. Evet. Bugün organize sanayideydim. Benzer bir şey dile getirildi. Bir iş adamı, saygın bir iş adamı abimiz şey dedi. Oturduğum sürede birçoğu
otobüste ağırlıklı hakim, işte asker, subay, savcı, evet, lan otobüste de oturuyormuş. Birçoğu darbe girişmesinden sonra alınmıştı. Şu an hepsi dışarıda ve çok ciddi gerekçelerle alınmışlardı dedi. Şu an birçoğu salın dedi. Sanayide yine aynı şekilde. Avukatlar arasında yine alınanların birçoğu salındı. Ve bu halkta bir soru işareti bırakıyor ki en son zaten bunun zirveye ulaştığı Kadir Topbaş'ın damadı olmuştu. Evet. Bundan sonraki süreçte şimdi insanlar alınıyor, alındıkları kamuoyuna ciddi geri dönüyor. Ha alınıyor, iyi temizlik yapılıyor diye. Fakat arka kapıdan sessizce çıkıyorlar. Evet. Yani bu mücadele insanları rahatsız ediyor. İnsanlar şüpheyle bakıyor. Emniyette mi hala bir boşluk var? Adliyede mi hala bir boşluk var? Akıllarda soru işareti var. Kesinlikle. Sen nasıl okuyorsun şimdi bu süreci? Şimdi Sayın Mehmet Ali Kayacı ile yine burada istikamet programı yapan FETÖ davalarının yoğun olduğu özellikle o başkanlık tartışmalarının başlamadığı süreçte bir program yaparak enine boyuna bu meseleyi biz onunla konuşmuş ve değerlendirmiştik. O süreçten sonra başkanlık tartışmaları ülke gündemine girdiği için aslında çok fazla bir mesafe kat edilemedi. İşte bugün OHAL komisyonu Sayın Binali Yıldırım açıkladı. İşte Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı işin başına getirildi. O komisyon ne yapacak? Onu Yargıtay üyesi, başkan, yardımcıları falan o tür kişiler de var. İşte bu mağduriyetleri tekrardan göz önüne inceleyecek. Burada temel bir düstur edinilmesi gerekiyor. Şimdi ben bu konuda çokça yazı yazdım. Eleştirildim. Hayırdır işte efendim FETÖ'cüleri savunuyor musun yoksa savunmuyor musun? Hani ne yapıyorsun gibi birçok çeşitli yorumlar aldım. Ama bunların yanında da gerçekten mağdurdur değildir. Biz hakim savcı sıfatında değiliz. Ama inandığımız insanlardan da ya sıkıntıdayız. Yani bu noktada hiçbir şekilde bağımız olmadığı halde değişik yargılamalara muhatap oluyoruz gibisinden serencamları da duyduk. Yalnız toplum nezdinde, toplum kanaatinde yani FETÖ ile ilişkilendirilmiş, FETÖ'cü olduğuna inanılmış veya inandırılmış bir şekilde kişilerle alakalı olarak gerek yargının, gerek bu işlere bakan işte polisin, askerin, her kimse en az 3 defa düşünerek veya defaaten araştırarak işlem yapması elzem. Yani bugün senin de zikrettiğin gibi bir kavurmacı vakasıyla karşı karşıyayız. Yani adam gerçekten hasta da olabilir. İşte uyku apnesi diyorlar falan, işte değişik hastalıklardan bahsediyorlar ve bir özel hastane kurul raporuyla dışarıya çıktığından bahsediyor. Şimdi o zaman zaten Kadir Topbaş'ın darbe gecesi işte nerede olduğu falan ve bir sürü şeylerden bahsediliyor. Bugün yine sosyal medyada da bir tweet gördüm. Diyor ki yaygın basın, özellikle medya, yani hükümet destekçisi medya olarak yansıttığımız isimler, işte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden aldıkları reklamlar veya diğer işte her ne sayarsan, bunların hatırına mı kavurmacıyı tek satır haber bile yapmadılar diye ciddi derecede eleştiriliyor. Madem kavurmacı toplum nezdinde, bakın böyle bir demek ki talep var yani. Her yerde yazılıyor, çiziliyor. Artık bir tek medya yok ki, sosyal medyası var. İnsanlar görüşlerini rahatça bildiriyor. Adam Twitter'da işte TT oluyor hızlı bir şekilde, Facebook'ta gündeme. Yani bunları önümüze koyduğumuzda kavurmacı tarzındaki tahliyeler demek ki toplumu yaralıyor. Ve biz en başından beri çok samimiyetle söylüyorum, yani seyircimiz de bu noktada haklı. FETÖ ile mücadelede adam akıllı bir yol bulamadık. Niye bulamadık? Çünkü bu adamlar birçok kripto ile birlikte karşımıza çıktılar. Yani defaaten söyledik. Yani biz bankasıya hesap açtıran dört garibanla veya işte efendim bir yere üye olmuş, şunu yapmış, bunu yapmış, bunlarla FETÖ mücadelesiyle bir yere varılmayacağını herkes biliyor. Yani tamam, öğretmenlerden sıkıntılı olanlar var ama işte sendikaya gelmiş bir arkadaşı üye yapmış, atıyorum adamı tak almışsın. Veya işte bunların TUSKON'a üye olmuş, almışsın. İşte Zaman Gazetesi almış, almışsın. Bunların hepsi evet kriterdir, göz önüne alınmalıdır. Kesinlikle itiraz etmiyorum. Lakin bunlar gerçek FETÖ'cüler falan değil. Gerçek, yani özellikle o darbe gecesi konsilde bir şekilde hareket eden, darbeye teşebbüs eden ve darbenin ikinci aşaması olarak teyakkuzda kalıp işte belki de bizlerle birlikte sokağa çıkan, 15 Temmuz gecesi sokağa çıkan
yani bu gibi insanlar var, bu tip insanlar var. Hiç şimdi bulamıyoruz diyor. Ben geçtiğimiz haftada da anlatmıştım sanırım. Yani hakimlerle, savcılarla bazen böyle görüşmelerimizde yok yani adamın bir yani elimizde delil yok diyor. E hukuk devletiyiz de diyoruz. Nasıl alacaksın? Ya şikayet olacak. Ya bir kanıt, delil bir şey olacak. Adamlar hiçbir şey yok. İtirafçıların verdiği bilgilerden dolayı. Veya ne yapıldı çıktı. Biliyorsun geçtiğimiz günlerde yüklü bir alım yapıldı. Çok insan yani sayılı. Onlar da işte bir kriptonun kaçmaya çalışırken küçük bir çipinde bulunan işte MIT'in takibi sonrası. Bakın MIT bile diyorum yani. Hakan Fidan kendi içerisindeki adamı hiçbir şekilde tespit edemiyor. Şüpheleniyor. Farklı bir teknikle takibi aldırıyor. O takip neticesinde yine adam çiple kaçarken tak yakalıyor. Ondan sonra operasyon başlatıyorlar. İşte 9-10 bin kişi civarında bir alım kripto ulaşıldı denildi. Şimdi ben düşünüyorum. Aklıma geliyor bak. Şimdi çok farklı bir şey söyleyeceğim. Hadi bu da kurguysa. Hadi bu da ciddi derecede yani birkaç kere bu adamların alınmadan önce süzgeçten de geçirilmesi gerekiyor. Veya aldıysan kardeşim yani bu işi laçkalaştırma. Ne aldıysan sonuna kadar yani bu adamla alakalı ciddi delillerin ortaya çıkana kadar alma. Aldıysan da ciddi delillerin elindeyse bunu artık yargıla. Yani toplum kavurmacı vakalarına bu yüzden kızıyor. Yani ne yapıyoruz? Şeyi bekliyoruz işte 21 Mayıs. Ondan sonra belki hani diyoruz ya siyaseten temizle bir tür temizlenme olmadı, olmuyor. Siyaseten temizlenme olduktan sonra belki aşağıdaki çözülmeler daha iyi olacak. Ya İbrahim daha 2 gün önce yani FETÖ ile bağlantılıdır ya da değildir bilmiyorum ama artık burada bizim de hepimizin nevri döndü ve hepsini belki buna bağlayabiliyoruz. Yani TRT'nin müdürü değişiyor ve 8 tane daire başkanı görevden alınıyor değil mi? Neyle alakalı bu? Sen geçtiğimiz günlerde yazdın TRT yani bu minvalde Cumhurbaşkanı'nın koltuğuna oturan çocuk FETÖ minvalinde cümleler kullanmadı mı? Dinlerler arası diyalogtur, şudur, evet. Budur. Neden bahsediyoruz ya? Neden bahsediyoruz? Dört garibanla uğraşılmasına karşıyım. Sonuna kadar söylüyorum bunu. Gerçek kriptolarla mücadele de bu şekilde oluyorsa tabii onlar bizden çok daha iyi biliyor. Evet. Eyvallah. Ama toplumu da rahatlatın. Yani bunun şimdi öyle hikayeler geliyor ki burada anlatsam herhalde vakit falan yetmiyor. Yani toplum tarafından tamamen itibar özellikle alındıktan sonra itibar suikastine uğrayıp işte maaşı her şeyi kesilmiş evlerinde örgü mörgü yapıp ailesini besleyen aileler var bu şekilde. Yani bunları da bir an önce biliyorsun davaların iddianameler hazır işte sonuçlanmaya daha başlamadı. Evet. Ya ben sana çok ilginç bir şey söyleyeyim. Bu konu toplumun yarası. Yani ne zaman değişik şekilde işte OHAL komisyonuyla gündeme geldi diyelim. Ben geçtiğimiz günlerde bir polis siber suçlarla mücadele eden bir arkadaşla görüştüğümde dedi ki bana şu an aldığımız Konya merkezmiş bu anlamda. İşte Aksaray'dan Karaman'dan alınanların telefonları, bilgisayarları falan hepsi Konya'ya geliyormuş. Dedi ki en az şu an önce yedeklermiş sistem. Yedekledikten sonra bunların incelemesine geçilirmiş. Tamam mı? Yani diyor ki bunların yedeklenmesi şu anki ekibimle, şu anki sistemle, buradaki yani Konya Siber'deki sistemle herhalde bir 2,5-3 yılı alır demişti yani. Şimdi 2,5-3 yıl sonra bugün telefonunu aldığınız adamda baylok çıktı. Ne olacak? Ne olacak? Evet usulsüz bir soruşturmalar yürütüyorum. Yani genellersek süreç kurumsallaştırılamadı. Çok laçka dediğin gibi bir şekilde yürütülüyor. Ve bir yere sonuçlara asıl ulaşılmak istenene varılmayacak gibi geliyor hocam. Yani inşallah varılır. Dua ediyoruz. Yani onların da işleri kolay değil. Aynen. Bu noktada hak veriyoruz. Yani en yakın birlikte çalıştıkları silah arkadaşları yerine göre işte FETÖ'cü olarak alınabiliyor. Yani bu kriptolarla alakalı zaten kriptoları temizlemeden FETÖ temizlenmeyecek. Kesinlikle. Ve adamlar öyle bir çeteleşmişler ki öyle bir yapılanmaya gitmişler ki yani yani küçük yapılarda kimse kimseyi tanımıyor. İşte bakıyorsun bugün senin benim tanıdığım basından sağdan soldan adamlar bir bakıyoruz. Ana lan bu da mı diyoruz yani? Bu da mı diyoruz? Şaşırıyoruz.
Bunun yapının içine girmeyen kim kaldı ya? Yani Konya'da tut, yani çevrenden tut, iş adamlarından tut. Yani inanılmaz derecede bunların bir toplantısına katılmayan, bunların bir maklube toplantılarına gitmeyen. Yani stratejileri yanaşamıyorsak, ya bizim tarafımızda değilse karşımızda da olmasındı her zaman. Değil mi? Aynen öyle. Yani o yüzden ne yaptılar? Hep yumuşatalım, yumuşatalım, yumuşatalım. Herkesi bu sisteme dahil etmeye çalıştılar. Yani aynen. Bugün Konya sanayisinden, belki kendi içimizden, basınından çok nadirdir 2011-2010'lu yıllarda bu işlere bulaşmamış insan. Ya bulaşmamış derken en azından sohbetlerine gitmiş gitmemiş kişiler. Çok fazlaydı yani. Yani bunlara baktığınızda Şemsiye çok kişiyi görmesini aldı. Yani Cumhurbaşkanı'nın ayrışması, biliyorsun, dershane süreci. Veya 17-25. Evet, bu önemli bir tarih. Bu tarihten sonra hala sempati beslemişse, toplantılarına katılmışsa, yani değişik şeyler yapmışsa, onlar da artık yani kusura bakmayacak. Aynen öyle. Diyelim, çok kısa bir süremiz kaldı. Yönetmenim uyarıyor. Bir sorumuz daha var. Yaşar Sarı isimli vatandaştan kısa cevaplayalım. Numune Hastanesi'nin akıbeti ne oldu? Bilginiz var mı? Kolay gelsin demiş. Kısaca cevaplayalım. En son yapılan açıklamaya göre %10'u kaldı sadece. Evet. Yani dışı bitti. Evet. %10'luk kısıtlama sonra tefrişatı devam ediyor, evet, diye iç tefrişat biliyorum. Ve teknik malzemelerin alımı geliyor. En son İl Sağlık Müdürlüğü'nün yaptığı açıklama bu yöndeydi. %10 kısmı belki şu an %8'e düşmüştür. Çünkü bir, evet, hafta önce yapılan bir açıklamaydı. %8 itibariyle artık Numune Hastanesi hizmete başlayacak. İnşallah, benim en çok korkum hizmete başlayacak. Oradaki trafik sorununa da kısa vadede bir çözüm bulunur. Orası başlı başına da orada bulunur. Yani bir dönemde çalıştığımız için de özellikle orada çok sıkıntılı bir trafik var. Herhalde şeyin, projenin altında çalışanlar için var. Çünkü karşıda da trafik, numune çalışanlarının bir özel orada trafik şeyi var. Orada projede de otopark var diye ben biliyorum. Yer altında var otopark. Değil mi? Ama işte ne kadar karşılayacak soru işareti. Bayağı büyük bir otopark var ama mesela otopark değil, oraya araç giriş çıkışı. Hastane caddesi diye tabir edilmiyor. Dar bir cadde. Ya o İhsaniye'ye geçiş veya işte Sille yoluna dönüş başlı başına. Evet. Handikap. Bölgede iki hastane daha var. Tabii. Ciddi bir sorun oluşturuyor diyelim. İnşallah sıkıntı olmasın. Gündemi kapatalım sevgili izleyiciler. Bir de hatırlatmada bulunalım. Malum Ramazan ayına yaklaşıyoruz. Ramazan'da yeni bir kısa vadeli kanal akıkenin yayın akışı olacak. Bir aylık bir değişiklik olacak. Genel yayın yönetmenimiz Mehmet Küçükgünay'ın da yaptığımız istişare neticesinde bir aylık bir ara vereceğiz programımıza. Ramazan'dan sonra, Ramazan bayramı akabinde yüzde programı daha yeni gündemleriyle ve belki de bir kısım format değişikliğiyle tekrar sizlerle birlikte olacak. Biz inşallah Allah ömür verirse Ramazan'dan sonra buluşmak temennisiyle sizlerle vedalaşalım ya da kısa bir ara verelim diyelim ve Emrullah'a, evet, duygularını paylaşalım, sonra kesinlikle kapatalım. Ben bu nokta zaten çıkış noktamız, birlikte yüz yüze kesin gündemi değerlendirmek, sorunları bir çözüm önerisi sunabilmek, bu şekilde yola çıkmıştık. Hı hı. Ramazan bizler için de bu noktada fırsat, hem daha çok ibadet anlamında, hem insanların özellikle teravihten sonra, teravih sürecinde, tabii yaz akşamlarında biraz daha da geç saatleri oruç alıyor. Oruç tutan bir şehir, bir de şehrimiz. Kesinlikle ya. Konya'mız bu noktada çok güzel, önemli. İnşallah Ramazan'dan sonra, senin de dediğin gibi bayramdan sonra yeni yayın dönemine yakın bir süreçte daha canlı, daha bomba gibi programlar yaparız diye umut ediyorum. İnşallah. Efendim teşekkür ediyoruz bizlere süre ayırdığınız için, bizleri izleyip sorularınızla programımıza katkıda bulunduğunuz için. İnşallah dediğimiz gibi Ramazan bayramının sonuna tekrar sizlerle birlikte temennisiyle herkese hayırlı Ramazanlar, hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun.